Evet, merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün Sultan 1. Murad'ın türbesindeyiz. Sultan 1. Murad, Kosova Savaşı'nda şehit düşmüştü. İsterseniz önce Sultan Murad Han'ı bir hatırlayalım. Sultan 1. Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'du. Holofira diye geçerdi ismi. Sultan 1. Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına meylevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun alır, daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiği Bursa medreselerinde ilim ve sanat adamları ile beraber yaşardı. Sultan 1. Murad gayet nazik, sevimli ve çok halim selimdir. Alim ve sanatkarlarda hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker de devlet adamıydı. Derviş gazilerin, şeyhlerinin kralı Murad Gazi diye anılan Sultan 1. Murad, bütün hayatı boyunca planlı ve programlı hareket eder. Sultan 1. Murad, Bizans kilisesine göre bir kafir ve İsa düşmanı olarak görülse de fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyan halka Papa'dan daha iyi davrandığı için onların sevgisini kazanmıştır. Minarelerden Selatü Selam okuma adetleri onun devrinde başlar. Sırp Sındığı Savaşı, Edirne'nin fethi, Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açar. Yeni fethedilen yerlere Türkler yerleştirilir. Bunlar Karamanoğlu Beyliği'nin devamı olanlardır, Anadolu Türkmenleridir. Daha sonlarında Fatih Sultan döneminde onlara evladı Fatih Han da denilecektir. Edirne ve Filibe'nin fethi bir Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine neden oldu. Papa 5. Urvan'ın teşvikiyle Sırplar ve Bulgarlar başta olmak üzere Macar, Bosna ve Eflaklar büyük bir Haçlı ordusu hazırlayarak Edirne üzerine harekete geçtiler. Tarihe Sırp Sındığı Savaşı olarak geçen bu zaferle Rumeli'deki Türk hakimiyeti kesinleşti ve ilk Haçlı ordusu etkisiz hale getirildi. Osmanlı birlikleri Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'a girdiler ve Yukarı Bulgaristan'ı fethettiler. Karşı koyamayacağını anlayan Bulgar kralı Yuvan Şiman, Osmanlı hakimiyetini kabul eder ve kız kardeşi Maria'yı Murad Hüdavendigar'la evlendirir. 1. Kosova Savaşı, Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine sebep olur. Türk ordusu ilerleyerek Kosova'da, bu bölgede Haçlılarla karşılaşır. Üstün Haçlı ordusu Sultan Murad Hüdavendigar'ın kurduğu topçu ocağının kullandığı topun etkisiyle dağılır. Top tarihte Türkler tarafından ilk kez 1. Kosova Savaşı'nda kullanılır. Bu savaştan sonra Balkanlardaki Türk hakimiyeti güçlenir. Ancak 1382 yılından itibaren Murad Hüdavendigar diye anılan Sultan 1. Murad 1. Kosova Savaşı'nda savaş alanına bu alanda gezerken yatmış olduğu bu yerde Sırpları Lazar'ın damat tarafından haince hançerlenerek şehit olmuştur tam 1389 yılında. Sultan Murad Hüdavendigar şehit olur ve babası Orhan Gazi'nin ölümünden 95 bin kilometre kare olaraktan teslim almış olduğu toprakları 500 bin kilometre kareye çıkarmayı başaran Sultan Murad Hüdavendigar büyük bir padişahtı. Evet, ruhuna Fatiha'yı göndermeyi lütfen unutmayın. Ecdadın izleri hala burada. Ve videomuzda yine burada ulu bir ağaç var. Ulu ağacı da çekeceğiz. 700 yıllık bir anıt dut ağacı. Hepinize sevgiler.